Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Essential Grammar in Use adlı İngilizce kitabımızın ünitelerini işlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada geldik ünite 5'e arkadaşlar. Burada bizi I do work like etc. yani present simple konusuna giriş yapacağız arkadaşlar. Gelin vakit kaybetmeden başlayalım. A kısmına geldik. Burada konuya bir giriş yapalım sizlerle beraber. Diyor ki arkadaşlar, we read a lot. Biz çok okuyoruz. Bu normal bir cümledir arkadaşlar. Bir önceki konularda işlediğimiz şimdiki zaman değil, değil mi? Ve bunu nereden anlıyoruz? Emiz var yok ve fiilimiz ing'yi almamış. Yani o zaman bu present simple ile kurulmuş bir cümledir diyebiliriz arkadaşlar. Alttaki örneklere bakalım. They have a lot of books. Onların çok kitapları var. They read a lot. Onlar çok okur. Bunlar gördüğünüz gibi present simple, yani geniş zaman cümleleridir arkadaşlar. Geniş zamanda fiilimiz, neyse onlara devamında bakarız zaten. Şimdi sadece örnekleri okuyalım istiyorum. Burada I like ice cream, dondurmayı severim demiş ve geniş zaman cümlesi kullanmış. He is eating an ice cream. O bir dondurma yiyor demiş ve burada present continuous cümlesi kurmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emizar he is şeklinde eklenmiş. Fiilimize ing eklenmiş. O zaman buna ne diyebiliriz? Present continuous cümlesi diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Eğer bu konuda eksiğiniz varsa lütfen bir önceki videoyu izleyip o şekilde devam edin arkadaşlar. Daha sağlıklı olacaktır sizin için. He likes ice cream. O dondurmayı sever. Burada da present simple cümlesi kurmuş olduk sizlerle birlikte. Devamında arkadaşlar they read, he likes, work etc. şeklinde the present simple cümleleri oluşturalım sizlerle birlikte. Burada I, we, you, they ve he, she, it öznelerimizi iki parçaya ayırmış arkadaşlar. Neden bu şekilde yaptı biliyor musunuz? Çünkü I, we, you, they öznelerinde present simple cümlesi kurarken sevgili arkadaşlar fiilimiz yalın haldedir. Olduğu gibi yazarız ve yanına ne bir emzar alır ne bir ing alır hiçbir şey olmadan I, we, you, they özneleriyle fiilimizi olduğu gibi yazarak kullanırız arkadaşlar. Yani I read, we like, you work şeklinde olduğu gibi yazıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli, lütfen unutmayalım. Diğer he, she, it öznelerimizde ise fiilimiz arkadaşlar ne emzar alıyor ne ing. Bu sefer s takısı oluyor arkadaşlar. Ve bu sadece he, she, it öznelerinde geçerlidir. Örneklerimizde ise he reads, she likes, she works, it washes şeklinde s takısı almış fiillerimizi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar sadece he, she, it öznelerimizde geçerlidir. Eğer ki I, we, you, they özneleriyle cümle kurarken fiilimize s takısı getirirsek bu yanlış olmuş olur arkadaşlar. Hata yapmış oluruz ve present simple kurallarına uymamış oluruz. Şimdi kısaca özetleyecek olursam present simple cümlesi kurarken sevgili arkadaşlarım I, we, you, they öznelerinde fiilimiz yalın halde, he, she, it öznelerinde fiilimiz sadece s takısı alır arkadaşlar. Bu şekilde bunu lütfen aklımızda kodlayalım ve unutmayalım. Present simple'ın asıl kuralı budur çünkü. Devamında hatırlamamızı sağlayacak birkaç bir şey verilmiş burada. He works, she lives, it rains etc. şeklinde örnekler vermiş. I work in a shop. Ben bir shop'ta, bir mağazada çalışırım. My brother works in a bank. Erkek kardeşim de bir bankada çalışır şeklinde present simple cümlesi kurmuş. Devamında Lucy lives in London. Her parents live in Scotland. Burada yine Lucy, she olduğu için lives, yani fiilimize s takısı verilmiş arkadaşlar. It rains a lot in winter. Burada da bir önceki cümledeki gibi it olduğu için fiilimiz s takısı aldı arkadaşlar. Devamında I have, he, she, it, has olur arkadaşlar. Burada şunu demek istemiş. Yani I, you, we, they özneleriyle have kullanırken arkadaşlar
He, she, it özneleriyle has kullanırız. Present simple cümlesi kurmak istediğimizde. Yani Joe has a shower every day. Joe her gün duş alır şeklinde bir cümle kurmuş burada. Yani bakın ne yapmış? Joe he olduğu için arkadaşlar ona has vermiş. Ve o şekilde present simple cümlemizi kurmuş oldu arkadaşlar. O zaman burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da gayet önemli. Lütfen not alalım ve iyice öğrenelim burayı. Biz burada sizinle beraber fiillerimize bazı özel fiiller var arkadaşlar. Ve bunları es takısı geldiğinde bir takım değişimlere uğruyorlar. Onlara göz atacağız. Şöyle ki S takısı arkadaşlar. Bunu S şeklinde yazıyoruz. Ne zaman yazıyoruz? Eğer fiil S, SH, GH şeklinde şu şekilde bitiyorsa fiilimiz arkadaşlar. S takısını biz S olarak ekliyoruz. Başına E harfini koyarak ekliyoruz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Pes gördüğünüz gibi S harfiyle bittiği için passes oldu arkadaşlar. Study Y harfiyle bittiği için Y harfi düştü ve IES oldu arkadaşlar. Burada şunu da belirtmeliyim. Eğer fiilimiz Y harfiyle bitiyorsa arkadaşlar S başına I alır. IES şeklinde S takısını eklememiz gerekir. Devamında do yalın olduğu için ve aslında arkadaşlar bu özel bir fiil ve bunu bilmemiz gerekiyor. Do ve go aslında aynı mantıkta. Do does olur, go goes olur arkadaşlar. Bunlar S, SH ve CH ile bitmemesine rağmen S alır arkadaşlar. Başına E de gelir. Lütfen unutmayalım bunu. Devamında ise finish, SH ile bittiği için finishes olmuş arkadaşlar. Try. Y harfiyle bittiği için Y harfi düşüyor ve tries şeklinde S takısını alıyor arkadaşlar. Watch. Burada da CH ile bittiği için arkadaşlar washes şeklinde S alıyor. E ve S alır arkadaşlar. Bunu lütfen not edelim ve iyice öğrenelim. Çünkü bu önemli bir nokta arkadaşlar. Cümlelerde burayı bilmediğimizde çok fazla hata yapıyoruz. Lütfen iyice öğrenip öyle geçelim. B kısmında ise we use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Burada arkadaşlar present simple'ın genel olarak doğru olan şeylerde veya bazen veya sık sık gerçekleşen şeylerde kullanıldığını bize söylemiş. Örneklerimize bakalım. I like big cities. Ben büyük şehirleri severim demiş. Your English is good. You speak very well. Senin İngilizcen iyi, sen çok iyi konuşuyorsun şeklinde bir cümle kurmuş. Bakın burada you olduğu için speak fiilimiz yalın halde arkadaşlar. Bu bir üstteki cümlede ise I olduğu için like fiili yalın halde kullanılmış arkadaşlar. Diğer örnekte Tom works very hard. He starts and 7 half past and finishes at 8 o'clock in the evening. Yani burada Tom he olduğu için arkadaşlar fiilimiz s takısı almış. Lütfen dikkat edelim. Bunu cümlelerde çok karıştırıyoruz ve yanlış yapıyoruz. Bunu yapmayalım istiyorum. Devamında the earth goes round the sun. The earth nedir arkadaşlar? It olduğu için fiilimiz s takısı alır. Ve fiilimiz go olduğu için de bu özel bir fiil olduğu için de şurada görmüştük bakın. Do da aynı şekilde olur. Goes olur arkadaşlar. Devamında we do a lot of different things in our free time. Burada we olduğu için öznemiz fiilimiz yalın oldu arkadaşlar. Eğer he, she, itlerden birisi, öznelerinden birisi olsaydı şuradaki does olacaktı. Diğer cümlede it cost a lot of money to build a hospital. Burada da yine it olduğu için cost fiilimiz s takısı almış arkadaşlar ve bu şekilde burada present simple cümlelerimizin örneklerini görmüş olduk. B kısmında hallettiğimize göre C kısmına geldiğimizde bu da çok önemli bir nokta arkadaşlar. Lütfen not edelim ve iyice öğrenelim burayı da.
Diyor ki burada, eğer present simple'da cümlelerin, pardon şöyle söyleyeyim, eğer bir cümlenin present simple olduğunu anlamanız gerekiyorsa bunu nasıl anlayabiliriz? Sıklık zarfları kullanılmıştır arkadaşlar. Zaman zarfları kullanılmıştır. Onlar nedir? Always, never, often, usually, sometimes, genellikle, asla, sık sık, genelde, bazenleri şeklinde present simple'da bu zarflar kullanılır arkadaşlar ve bunlar kullanıldığında çok büyük olasılıkla present simple'dır o cümle ve bunu o şekilde tamamlayabiliriz. Örneklerimize bakalım daha iyi otursun. Sue always gets to work early. Burada Sue'nun genellikle erken kalkıp çalıştığından bahsediyor ve bu yüzden present simple olmuş ve Sue she olduğu için fiilimiz s takısı almış bulunmakta. Diğer örnekte I never eat breakfast. Ben asla kahvaltı yapmam, yemem demiş ve burada fiilimiz yalın halde eat fiili çünkü öznemiz I değil mi? Diğer örnekte we often go away at the weekends. Burada da often kullanmış ve öznemiz we olduğu için fiilimiz yalın halde kullanılmış arkadaşlar. Diğerinde Mark usually plays football in Sundays demiş ve burada Mark he olduğu için öznemiz s takısı almış ve usually zarfını kullanmış arkadaşlar. Bunlar önemlidir arkadaşlar ve bu zarflar genelde cümlede nasıl bir konuma gelir diyecek olursanız fiilden önceye gelir arkadaşlar. Yani present simple'da genel cümle yapısı şu şekildedir. İlk başta öznemiz gelir. Devamında eğer bir zarf kullanacaksak burada olduğu gibi bu zarflardan biri ya da farklı zarflardan biri gelir arkadaşlar. Ve devamında fiilimiz eğer s takısı alıyorsa da o şekilde s eklenmiş halini cümleye yerleştirerek kurabiliriz arkadaşlar cümlelerimizi. Devamında konuyu hallettiğimizi umuyorum ama şöyle bir hemen özet geçmek istiyorum kısaca, hızlıca. Şimdi arkadaşlar present simple cümlesi kurarken ne yapıyoruz sizlerle beraber? Bunları işlemiştik. Diyoruz ki I, we, you, they özneleri varsa öznemiz yalın, fiilimiz yalın olur. He, she, it özneleri varsa fiilimiz s takısı alır. Bu çok 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 önemli arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dikkat edin buraya. Buradan bahsettik ve devamında s takısı alma kuralları var bazı fiillerde dedik. Ve eğer fiilimiz s ile bitiyorsa bunun devamında pardon fiilimiz s, sh, ch ile bitiyorsa devamında s takısı s şeklinde başına e harfi alarak yazılır. Ve eğer fiilimiz y ile bitiyorsa devamında ise s takısı is şeklinde yazılır dedik arkadaşlar. Ve burada şunlar örneklerdi ve şurada da do ve go özel fiillerinden bahsetmiştik. Do does olur, go goes olur demiştik arkadaşlar. Bunlar s takısı geçirme kurallarıydı. Şurada ise sıklık zarflarını, zaman zarflarını, present simple'da kullanılan zarfları gördük sizlerle arkadaşlar. Ve cümle diziliminin nasıl olduğundan bahsettik. Dedik ki önce özne gelir, devamında zarf, devamında fiil ve eğer gelmesi gerekiyorsa s takısı gelir dedik. Bu şekilde present simple sizlerle beraber işlemiş olduk arkadaşlar ve bunun iyice oturması adına örneklerimize geçelim. Write these verbs with s or s demiş arkadaşlar. Burada işlediğimiz s takısı getirme kurallarından bahsetmiş ve bize özne verip devamında fiilimizi özneye göre present simple'da çekimlememizi istemiş arkadaşlar. O zaman he olduğuna göre ne olur? He thinks olur değil mi? Niye böyle caps lock'umla yazıyorum? He thinks olur arkadaşlar. Devamında burada it olduğu için fly değil de flies olur arkadaşlar. Ve fly kelimesi y harfiyle bittiği için şunu şey, ay pardon. Ne olur arkadaşlar? Flies olur değil mi? Y harfi olduğu için bu harf düşer ve is şeklinde s takımızı getirebiliriz. Devamında
Dördüncü de ne var arkadaşlar? He var. O zaman yine bizim s takısı getirmemiz gerekiyor ve he dances olmuş olur arkadaşlar burası da. Diğer beşinci cümle örneğimizde she vermiş ve öznemiz have arkadaşlar. Bakın have'e de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Have arkadaşlar I, you, we, they özneleriyle have olarak kullanılırken he, she, it özneleriyle özel bir şekle dönüşür ve has olarak kullanılır arkadaşlar. Lütfen bu önemli bilgiyi de yıldızlayarak not edelim, iyice öğrenelim sevgili arkadaşlar. O zaman bunu nasıl yapmamız gerekiyor? She has şeklinde yazmamız gerekiyor değil mi? Devamında da it vermiş ve finish vermiş. O zaman bu nasıl olacak arkadaşlar? Yukarıda örneğini gördüğümüz gibi finishes olacak arkadaşlar. Bu s takımız başına e harfi alarak gelmiş olacak. Diğer alıştırmamızda burada bize complete the sentences about the people in the pictures use bu fiilleri kullanarak aşağıda verilen cümleleri resimlere göre tamamlamamızı istemiş. Birinci cümlede he plays the piano. Burada gördüğünüz gibi o piyano çalıyor, çalır, çalar anlamında bir cümle kurmuş arkadaşlar. İkinci cümlede they nokta nokta in a very big house. O zaman bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Hangi fiili kullanmamız gerekiyor? Büyük bir evde yaşarlar anlamına gelecek olan live fiilini kullanmamız gerekiyor. Ve live fiilini nasıl kullanıyoruz? Yalın halde kullanıyoruz. Çünkü öznemiz they olduğu için. Üçüncü cümlede a lot of fruits. Burada bu kişinin önünde çok fazla meyvenin olduğunu ve burada bu kişinin bunları büyük ihtimal yediğinden bahsedeceğiz. O zaman bu kişi she olduğu için she eats a lot of fruit şeklinde cümlemizi kurabiliriz. Dördüncü cümlede tenis var ve burada tennis is my favorite sport demiş. O zaman nasıl olur? Play kullanmamız gerekir değil mi? Şunu şöyle taşıyayım. He diyorum. Plays tennis şeklinde cümlemi kuruyorum arkadaşlar. Ve burada s takısı geldi. Dikkat edelim ona da. To the cinema a lot. Yani we love films demişler 5. Örnekte. Ve burada ne diyeceğiz? Bunlar iki kişi. Yani they olduğu için. They goes pardon, go to the cinema a lot. Yani burada o kişilerin çok fazla sinemaya gittiğinden bahsettik. Ve öznemiz they olduğu için fiilimizi yalın halde kullanmış olduk arkadaşlar. Eğer he, she, it olsaydı fiilimiz goes olacaktı. Buna da dikkat edelim. Altıncı örnekte seven hours a night şeklinde bu kişinin uyuduğundan bahsedeceğiz. O zaman buraya ne yapmamız gerekiyor? O kişi erkek olduğu için he diyorum ve he sleeps 7 hours in a night şeklinde cümlemi kuruyorum arkadaşlar. Burada ise complete the sentences use boil, close, cause şeklinde bu fiilleri kullanarak aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tamamlamamızı istemiş. Birinci cümlede Maria speaks four languages. Maria'nın dört dil konuştuğundan bahsetmiş. Ve ikinci cümleye geldiğimizde the shops in the city center usually nokta nokta at 9 o'clock in the morning. Burada bir mağazanın her sabah 9'da genellikle şehir merkezinde açıldığından bahsetmiş. O zaman bu fiiliniz nedir arkadaşlar? Open'dır değil mi? Ve nasıldır? Yalın haldedir. Devamında arkadaşlar şöyle bir bakacak olursak The City Museum at 5 o'clock in the evening. O zaman bu nedir arkadaşlar? Her akşam akşamları müze ne demiş? Kapanır demiş değil mi? Burada örneklerdeki pardon verilen fiillere baktığımızda close en mantıklı olan olduğu için buraya close diyoruz ve müzenin her akşam 5'te kapandığını söyleyebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Closes eklememiz gerekiyor değil mi? Çünkü the city museum nedir?
İttir arkadaşlar ve bu yüzden s takısı alır. Burada ise şu bir üstteki cümlede the shops in the city center. Burada arkadaşlar kafanız karışmasın. Özneye lütfen dikkat edelim. Burada diyor ki şehir merkezindeki mağazalar diyor. Onlar yani they öznesinden bahsediyor. Tekil bir mağazadan bahsetmediği için open şeklinde yazıyoruz fiilimizi. Bunu da belirtmiş olayım. Dördüncü cümlede Tina is the teacher. She nokta nokta mathematics to young children. Tina bir öğretmenmiş. O genç çocuklara, gençlere matematik öğretir diyeceğiz büyük ihtimalle. O zaman hangi fiilimiz? Teach fiilimizi alıyorum. Ve buraya teaches şeklinde s takısı ile beraber es şeklinde getiriyorum fiilimi arkadaşlar. Beşinci cümlede my job is very interesting. Benim mesleğim çok ilgi çekici. I nokta nokta a lot of people. Burada ne olabilir arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım istiyorum. Neyse kalsın. Nedir? Şöyle bir bakacak olursak fiillerimize. Boil, close, cost, like, meet, wash kalmış bulunmakta elimizde. O zaman buraya en uygun düşecek olan wash değildir yıkamak olduğu için. Open zaten kullandık. Teach zaten kullandık. Meet tanışmak bu bir kalsın. Sevmek cümleye yerleştirdiğimizde saçma olur arkadaşlar. O yüzden bence en mantıklısı meet olduğu için buraya I meet a lot of people. Çok fazla insanla tanışırım, görüşürüm şeklinde mesleğinin çok ilginç olduğunu bu cümlede söylemiş. Devamında Peter's car is always dirty. He never nokta nokta it. Peter'in arabası genellikle çok kirliymiş, pisliymiş ve o asla onu, arabasını yani yıkamadığını söylüyor değil mi? O zaman he never washes it şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. Yedincide ise food is expensive. It nokta nokta a lot of money. O zaman nedir arkadaşlar? Yemeklerin çok pahalı olduğunu söylemiş ve çok para gerektirdiğinden, çok para harcattığından bahsetmiş. O zaman buraya it olduğu için it cost şeklinde fiilimizi ekleriz. Devamında shoes are expensive. Ayakkabılar pahalılar. They nokta nokta a lot of money. Burada da yine üstteki cümlenin aynısı, aynı mantık, aynı anlam olduğu için they cost diyorum arkadaşlar. Burada fiil öznemiz they olduğu için cost ekledim. Lütfen ikisinin arasındaki farka dikkat edelim. Dokuzuncu cümlede water nokta nokta at 100 degrees Celsius. O zaman bu nedir arkadaşlar? Sunun 100 derecede ne yaptığından bahsediyor. Kaynadığından bahsediyor değil mi? O zaman buraya boil fiili gelir ve boils şeklinde water it olduğu için s takısı alır arkadaşlar. Laura and I are good friends. I nokta nokta her and she nokta nokta me. Bu nedir arkadaşlar? Hangi fiilimiz kaldı? Like fiillerimiz. Sadece bunlar kaldı değil mi elimizde? O zaman nedir? I like her and she, şunu küçülteyim, she likes me şeklinde yazarız. Burada yine s takılarına dikkat edelim arkadaşlar. Hatta bu cümle sırf bu s takılarının farkını anlayabilmemiz için koyulmuş bir cümle diye düşünüyorum. Burada ise write sentences from these words. Use the right form of the verb. Burada verilen kelimeleri sıraya yerleştirip anlamlı bir cümle kuruyoruz arkadaşlar. O zaman nasıldır? İlk örnekte always, early, Sue arrive demiş. Sue always arrives early. Bakın burada ne yapmış? Fiili yalın halde vermiş ve Sue'ya göre çekimleyerek present simple'da s takısını getirmiş cümleye arkadaşlar. Bizim de bizden isteneni burada yapmamız gerekiyor. O zaman to the cinema never I go. Cümlemiz nasıldır arkadaşlar? I never go to the cinema'dır değil mi? Bakın söylemiştim ya konuyu anlatırken özne, zarf ve fiil gelir diye. Burada da bunun örneğini görmüş olduk sizinle beraber.
Üçüncü cümlede work, Martina, hurt, always. O zaman nedir? Martina work s takısı ekleriz değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü Martina bir she öznesidir. Martina works hard. Pardon, şu şekilde şuraya. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Always eklemem gerekiyor değil mi? Martina always works hard şeklinde cümlemi kurabilirim arkadaşlar. Diğer örneğimde like chocolate children usually. O zaman bu nedir arkadaşlar? İlk olarak öznemi yazıyorum değil mi? Children usually like chocolate diyorum. Ve burada usually ortaya geldi ve fiilimiz devamında yalın halde gelmiş oldu arkadaşlar. Beşinci de Jackie parties enjoy always. O zaman hemen başlıyorum. Jackie always enjoys parties diyorum arkadaşlar. Burada diyor ki Jackie genelde partileri çok sever, hoşlanır demiş. Diğer örnekte often people's names I forget. O zaman başlıyorum yazmaya. I often diyorum. Zarfı ekledim. Forget people's names. Şeklinde cümlemi oluşturdum. Burada arkadaşlar TV, Sam, watch, never. O zaman Sam öznesiyle başlıyorum ve never olduğu için zarfımı ekliyorum devamında ve fiilimi eklemem gerekiyor. Ve fiilimi nasıl eklemem gerekiyor? Washes şeklinde eklemem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Lütfen dikkat edelim bunlara. Diğer cümlede usually dinner we have at devamında saat vermiş. Burada arkadaşlar we kelimesini, öznesini başa yazdım. We usually have dinner şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Ve burada usually yine dediğim gibi ortaya geliyor. Özne ile fiilin arasına ve have fiilini yalın halde kullandım arkadaşlar. Eğer burada öznem we değil de he she is öznelerinden biri olsaydı bunu have değil has şeklinde kullanmam gerekecekti arkadaşlar. Eğer öznemize dikkat etmezsek öznenin hangi mesela burada şurada bir örnek vardı. The city, the shops in the city center gibi öznelere dikkat etmezsek hangi gruba girdiğini anlayamazsak arkadaşlar fiillerimizi de kullanırken hata yaparız. Lütfen buna dikkat edelim. Bunu da belirtmek istedim. Tekrardan hatırlatmak istedim. Burada arkadaşlar Kate vermiş özlemi yazdım. Always nice clothes wear demiş. O zaman always'i başa aldım. Wears pardon arkadaşlar şöyle. Kate always diyorum ve wears diyorum değil mi arkadaşlar? Nice clothes diyorum devamında ise verilen kelimeyi olduğu gibi yazıyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar bu alıştırmamızda. Burada bize verilen karışık kelimelerden anlamlı bir present simple cümlesi oluşturduk sizlerle beraber. Bu örnek de bu alıştırmada gayet önemliydi arkadaşlar. Lütfen değer verip iyice anlayarak geçelim. Son alıştırmamızda write sentences about yourself. Use always, never, often, usually, sometimes. Kendimizle alakalı kendimizin hakkında bu zarfları kullanarak cümleler kurmamızı istemiş ve burada verilen ifadeleri göre arkadaşlar. Birinci örnekte watch TV in the evening. I usually watch TV in the evening demiş. O zaman read in bed demiş ve burada bizim I öznesi olduğu için nasıl yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim. Bakalım. I diyelim mesela. Aynen olduğu gibi. Sometimes ekleyelim. Sometimes dedim.
Devamında ne diyebilirim? Read in bed. Fiilim yalın halde gördüğünüz üzere ve yine bu zarflardan birini kullandım. Get up before 7 o'clock. O zaman diyorum ki, I often diyorum. Get up before 7 o'clock. Şeklinde cümlemi kuruyorum arkadaşlar. Diğer örnekte go to work school by bus. O zaman diyelim ki I always olsun bu da go to work by bus şeklinde yine always kullanarak fiilimi yalın halini kullanarak present simple cümlemi oluşturdum. Drink coffee in the morning. Ben diyeyim asla sabahları kahve içmem. Nasıl diyeyim bunu? I never drink coffee in the morning. Şeklinde cümlemi kurmuş oldum arkadaşlar. Bu şekilde tamamdır. Burada kendim hakkında sıfırdan cümleler oluşturdum arkadaşlar bana verilen ifadelerle. Bu şekildeydi present simple tense. Dikkat etmemiz gereken yerlere tekrar vurgulamak istiyorum. Üstünden geçmek istiyorum. Arkadaşlar present simple tense kullanırken öznelerimiz çok önemli. Eğer öznemiz I, we, you, they ise fiilimiz yalın halde olur. He, she, it ise fiilimiz s takısı alır. Ve arkadaşlar zaman zarfları, sıklık zarfları kullanacaksak eğer present simple'da ve present simple'da kullanılan zaman zarfları genelde bunlardır arkadaşlar. Bu fiilleri de bilmemiz soruları çözerken daha iyi anlamamızı, iyi çözmemizi yardımcı olacaktır. Bunlar olduğunda arkadaşlar bu zarflar nasıl yapıyoruz? Önce öznemiz, devamında zarfımız ve devamında fiilimiz yalın mı artık s takısı mı oluyor? Özneye göre present simple tense ile çekimliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanımı var. Fakat bir önemli nokta daha s takısının fiillere nasıl getirildiği. Eğer fiilimiz s, sh, CH kelimeleriyle bitiyorsa ES şeklinde S takımızı getiriyoruz. Eğer fiil Y harfiyle bitiyorsa ES şeklinde getiriyoruz. Bakın burada study, studies olmuş. Try, tries olmuş. Bunlar çok unutulan noktalar arkadaşlar. Lütfen tekrar tekrar buralara göz atın, iyice öğrenin arkadaşlar. Ve do ve go fiilimiz var. Do, does olur, go, goes olur. Ayrıca have fiilimiz ise şurada vardı. Evet. Have fiili arkadaşlar sadece he, she, it'te has olurken diğer öznelerde ise have şeklinde kullanılır arkadaşlar. Yani have fiilinin s takısı almış hali has'dir. Bu şekilde bakıyorum başka söylemem gereken. Bir de şurada şu örnekte. The shops in city center. Bu öznemize dikkat edelim arkadaşlar. Öznenin hangi genel özneye dahil olduğunu iyice belirleyelim arkadaşlar. Yoksa fiil çekimlerken yanlışlarımız olacaktır, çıkacaktır. Bu şekilde başka söyleyebileceğim bir nokta olduğunu düşünmüyorum burada. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Present simple tense çok sık kullanılan, özellikle konuşurken çok sık kullanılan bir tense'dir arkadaşlar. Lütfen iyice öğrenelim. Alıştırmaları tekrar tekrar gözden geçirelim. Gerekirse videoyu en baştan açıp başka kaynaklardan da yararlanarak kendiniz örnekleri çözmeyi deneyin arkadaşlar. Bu şekildeydi. Umarım dediğim gibi anlaşılır olmuşumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer üniteleri işlemek için diğer derslerimize gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.